Evet Züleyha Hocam, öncelikle böyle özel bir konuyla ilgili, böyle özel bir dönemde öğrencilere ve velilere destek olmak için bize vakit ayırdığınızdan dolayı velilerimin ve öğrencilerimin gıyabında size teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş İsterseniz öncelikle siz bir kendinizi tanıtın, ondan sonra yine soru cevap şeklinde ilerleyelim. İyi akşamlar Ekim Hocam öncelikle. Ben teşekkür ederim böyle güzel bir etkinliğe beni davet ettiğiniz için. Umuyorum ki velilerinize ve öğrencilerinize birlikte bir fayda sağlayabiliriz. İnşallah. Burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Ben Züleyha Gülveren. Aslında bağımlılık danışmanıyım. Asıl mesleğim tabii ki sosyologluk. Yaklaşık 10 yıldır iş hayatındayım ve kişisel gelişim noktasında da edindiğim tecrübeler, aldığım eğitimler ve yaptığım okumalarla uzmanlık seviyesine geldim diyelim. Motivasyon özel ilgi alanım. Özgüven noktasında da elimden geldiğince bir şeyleri anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum. Bunun için burada olmaktan da çok mutluyum. Teşekkür ederiz. Evet, bir kişisel gelişim uzmanı olarak geri sayım başladı artık biliyorsunuz hocam üniversite sınavları için. Ve bu süreçte aslında kişilerin bilgi eksikliğinden ziyade ya da bilgiyle ilgili kaygılarından ziyade motivasyonu otomatikman etki eden özgüven eksikliği. Özgüvenden kaynaklı artık bir stres ve baskı seviyesi artıyor diyelim. Bu süreç Evet. içerisinde öğrencilere destek olabilmek adına bizler sürekli ben ve benim gibi pek çok uzman sürekli işte artık seri denemelere başlamaları gerektiği, süre tutarak deneme çözmeleri gerektiği, keza yine aynı şekilde deneme çözerken eksik oldukları konular noktasında analiz yapıp eksiklerini tamamlamaları gerektiğini söylüyoruz. Yalnız bu yeterli mi öğrenciyi ya da sınava girecek olan bireyi motive etmeyi? Hayır, bence kesinlikle yeterli değil. Çünkü insan gibi dört boyutlu bir canlıdan bahsediyoruz. Peki bu noktada motivasyon için neler önerirsiniz Sayın Hocam? Şimdi yaşadığımız süreç içerisinde yakından da takip ettiğimiz bir durum olduğu için bir salgın yaşıyoruz. Bu salgından kaynaklı olarak artan bir kaygıları var. Düzenleri değişti, aileleriyle temasları değişti, günlük yaşamda arkadaşlarıyla ortamları değişti, birçok şeyi değiştirdiler. Bunların üzerine bir de sınava yönelik bir hazırlık içerisindeler. O yüzden her şeyden evvel şunu kabul etmemiz lazım. Yaşadığımız her şey şu an bizim kontrol edebildiğimiz alanın dışında biz bunun içerisinde neyi kabul edebilir, neyi kontrol edebiliriz? Sınav kontrol edebildiğimiz kısmı onu cebe alıyoruz. Ne yapacağız? Sizin de az evvel aktardığınız gibi evet son dakika hazırlıklarımızı yapacağız. Bunun gerçekleşeceğini kabul edeceğiz. Bunlar rutin olarak takip ettikleri durumlar. Ama ben daha çok şuna odaklanmalarını isteyeceğim. O sınava atlattıkları zaman nerede olmak istiyorlar? Ya da nasıl bir noktaya ulaşmış olmak istiyorlar? Zaman zaman bunun hayalini kurabilirler. Çünkü sadece sınava yönelik hazırlanan öğrencilerde değil, hayatımızın birçok noktasında hepimizi motive eden bir durum. Biz neden bu yola çıktık? Neyi istiyoruz? Hangi noktaya ulaşacağız? Emin olun yasaktan hiç kalk. Sanırım burada hocam hedef çok önemli. Çünkü bu soruları sorabilmesi için kişinin önce bir hedefinin olması gerekiyor. Tabii ki. Hedefi varsa zaten bu sorulara rahatlıkla yanıt bulabilecektir. O zaman geçen konuğumuzla yapmış olduğumuz konuşmadaki aynı noktaya geliyoruz. Aslında motivasyon biraz da hedefle alakalı bir durum. Hedef varsa zaten Kesinlikle. kişi içten güdülenebiliyor ve motivasyonu o derecede yüksek olabiliyor diyebiliriz. Evet, Kesinlikle. karantina gibi önemli bir süreçten geçiyoruz. Kontrolümüzün dışında olan bir süreç. Bununla birlikte bu süreç içerisinde biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı oldu. İstedikleri kadar özgür değiller, dışarıya çıkamıyorlar ve teenager dediğimiz ergenlik sürecinde olan bireyler olduğu için hem 8. sınıf öğrencileri için konuşuyorum hem de 12. sınıf ve mezun grubu için konuşuyorum bunu. Bu süreç içerisinde evde kaldıkları dönemde sürekli ders çalışmak doğru mu? Süreci nasıl idare etmeleri gerekiyor? O biriken enerjiyi nasıl atmaları gerekiyor? Ne tavsiye ediyorsunuz? Şimdi ben az evvel konuştuklarımızdan şunu söylemek istiyorum. Bir kere bu sınava hazırlanan öğrencinin zaten bir hedefi var. Hedef odaklı oldukları için böyle bir yaklaşım sergiler. Nerede olmak istediklerine dair. Beraberinde evin içerisinde günlük yaşantılarında rutinlerine odaklanmaya devam edebilirler. Tabii ki şunu da yapmasınlar. 7-24 ders çalışmak her zaman doğru değil.
Çünkü yoğun bir şekilde çalışma artan bir kaygıyla birlikte onların odaklarını dağıtacak ve istedikleri verimi almalarında zorlanacaklar. Günlük yaşantıları içerisinde belirli program çerçevesinde ki sizler bunları çok daha iyi anlatıyorsunuz eminim. Estağfurullah. Düzen sağlayarak çalışmaya devam edebilirler ama şunu da yapmalılar. Kendilerini iyi hissetmek için o gün bir şeye odaklanabilirler. Yani belirli zamanlara bölüp ki kitap benim en çok sevdiğim kısmıdır. Kitap okumak, film seyretmek ya da aileyle zaman geçirmek gibi o rutinlerini güzelleştirecek ve sınav enerjisini atabilecek aktivitelere dahil olabilirler. Bu ev içerisinde spor yapmak bile olabilir. Ki siz de biliyorsunuz bugünlerde çok popüler ev içerisinde sporların olduğu videolar, etkinlikler, birçok fırsat var. Bunları değerlendirebilirler. Yani kendi enerjilerini dışarıda atamadıkları için o enerjiyi sınavla birlikte odaklayabilecekleri bir alana kaydırarak devam etmelerini önerebilirim. Ben kendi danışanlarıma ilgilendiğim sınıfa diyeyim ya da ilgilendiğim alana hep öyle söylüyorum. Sabit kalmak her zaman motivasyonu kaybetmelerine sebep olur. Yani düzenli bir ders çalışma programının eşliğinde rahatlıkla spor yapmaya da işte takip ettikleri dizileri de izlemeye, film de izlemeye, kitap da okumaya hatta ve hatta müzik de dinlemeye vakit ayırabilirler aslında. Kesinlikle. Ve bu şekilde aslında stres seviyesini de belli bir noktada tutmak mümkündür diyoruz. Gelelim bu hedefe giden yolda motivasyonun olmazsa olmazı özgüvende. Pek çok öğrencide şöyle bir durum söz konusu ki bu son dönemlerde artık gittikçe pik yaptı diyebilirim size. Hocam ben çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Bakıyorsunuz öğrenci gerçekten bir şeyler yapıyor, gerçekten emek veriyor. Yalnız kesinlikle özgüven yok. Ben yapabileceğimi düşünmüyorum, yapabileceğime inanmıyorum. O kadar çalışıyorum ama sanki hiçbir şey bilmiyormuşum gibi geliyor. Peki bu özgüven için neler yapılabilir? Ne tavsiye edersiniz? Özgüven her şeyden evvel dışarıdan müdahaleyle sağlanan bir durum değil, onu söyleyeyim. Ama şöyle bir yanı da var. Özgüveni inşa eden her şeyden önce aile var. Aile o özgüveni vermediyse daha sonradan inşa etmekte çok zorlanacakları kesin. Ama imkansız da değil. Şöyle yapabilirler. Belirli bir hedef noktasında ilerlediklerinde o hedefe ulaşacakları zaman ya da ulaştıkları zaman nasıl hissedeceklerini düşünerek başlayabilirler. Ben hep böyle yapıyorum. Bir şey istiyorsam, onu hedef olarak koyuyorsam, çalışıyorsam ve bunun için kendimi motive etmeye başlıyorsam, özgüvenimi kaybettiğimde şöyle söylüyorum, o hedefe ulaştığımda nasıl olacağım? Nasıl hissedeceğim? Nasıl devam edeceğim? Bunun üzerine odaklanarak devam ederlerse bir nebze de olsa ateşlemeyi sağlayabilirler. Çünkü içeriden gelen o güven, yani yapabileceklerine olan inanç birçok şeyi değiştirecektir. Yani şunu Bunu söyleyebilir miyiz? Özür diliyorum, sözünüzü kesiyorum. Motivasyon zaten içten gelen bir şeydir. Motivasyonu artırabilmek için de aslında kişinin olmasını istediği şeylere odaklanması gerekir. Olmasını istemediği şeylere değil. Çünkü odak noktamızı nereye verirsek aslında hayatımızı onu var ederiz. Her şeyin bir enerji olduğunu düşünürsek ki keza zaten son yıllarda yapılan araştırmalarla aslında her şeyin bir enerji olduğu ispatlanmış durumda. Bunu artık her literatür kabul ediyor. Şu durumda da yapılabilecek en güzel şey kişinin her durumda, sadece sınav maratonunda demeyelim buna, özel hayatlarında olsun, sosyal hayatlarında olsun, olmasını istedikleri sonuca odaklanmaları hem özgüvenlerini arttıracak hem de motivasyonlarını arttıracak diyebiliriz sanırım, değil mi? Hocam, şimdi kesinlikle. ben her fırsatta çocuklara kitap okumalarını böyle artık sakız gibi söylüyorum. Kitap okuyun, kitap okuyun. Eminim siz de biliyorsunuzdur. Artık yeni sınav sisteminde, 8. sınıflar içinde, 12. sınıflar içinde, mezunlar içinde sınavlar okuduğunu anlamaya dayalı. Sayısal derslerde bile paragraf şeklinde sorular geliyor. Şu noktada Evet. kitap okumayan bir öğrenci gerçekten çok ciddi şekilde zorluk yaşıyor. Nasıl zorluk yaşıyor? Birincisi, çocuk zaten o paragrafı gördüğü zaman otomatikman bir demoralize oluyor. Hayır, ben bunu yapamayacağım. Bu kadar uzun sorunun üstesinden gelemeyeceğim diye. Ki biliyorsunuz kitap okumak, okuduğunu anlamak, analiz etmek noktasında da çok şey kattığı için okuduğunu
olduğunu anlamadığı için de otomatikman 1-0 yenik başlıyor sürece. Bir de kitap okumanın şöyle bir durumu var ki bir kitap kurdu olarak bu konuda sizden destek isteyeceğim. Biblioterapiden başlayalım isterseniz. Nedir bu biblioterapi? Kitapların iyileştirici gücünü ifade eden aslında bir yöntem. Yani mesela yaşadığımız süreç içerisinde çifte stres diyelim. Hem bu pandemiden kaynaklı bir stres hem sınav stresi yaşarlarken eğer kitap onlara iyi geliyorsa kitapların gücüne sığınıp kendini iyileştirebilir hepsi de. Şöyle ilgi alanları neyin üzerineyse bu fantastik edebiyatı olabilir, Türk edebiyatı olabilir, dünya edebiyatından birçok kitap olabilir ya da kişisel gelişim, psikoloji ya da birbirleriyle hiç alakası olmayan kitaplar dahi olabilir. Onların içerisine gömülerek belirli saatler yaratabiliyorlarsa orada bir iyileşme süreci başlayacak. Psikoloji bunu terapi yöntemi olarak kullanıyor ama bizler bu noktada şunu söylüyoruz. Kendimiz de kitaplarla bir iyileşme süreci yaratıp bir ilerleme kaydedebiliriz. Bu bütün sınıflar ya da bütün yaşlar için geçerli. Teenager olarak aktardığın 8. sınıf öğrencileri de mesela onların yaşlarına hitap eden kitaplarda kendilerini bir nebze olsun nefes alma şansıyla ilerletebilirler ya da orada rahatlayabilirler. Ben bunu çok yapıyorum. Son 5 yıldır mesleğimde nefes alma noktası olarak kitabı fazlasıyla kullanıyorum. Günde bazen 4-5 saati kitabı ayırıp 500-600 sayfa kitap okuduğumu da biliyorum. Beni çok besliyor, iyileştiriyor, ayakta tutuyor, motive ediyor. Bazı sabahlar sadece kitap okumak için bile erken kalktığımı biliyorum, o kadar söyleyeyim sana. O yüzden ne yapabilirler? Günlük yaşamları içerisinde sağladıkları dengede. Bak bunu, şuna tekrar söylemek istiyorum Ekim Hocam size. Az evvel bahsettik ya belirli bir program oluşturmaları ve her şeyi yapmaları iyi olacaktır diye. Orada kitaba da mesela günde yarım saat ayırmak onlara iyi gelebilir. Kesinlikle. Ama bizler zaten program oluştururken onlara bir rehber öğretmeni olarak mutlaka günlük yarım saat kitap okuma koyuyoruz. Ancak toplumumuzda şöyle bir algı var. Umarım aşama aşama bunu da aşacağımıza inanıyorum. Kitap okumak ne yazık ki bugün iş mülakatlarındaki formlarda bile boş zaman etkinliği olarak geçiyor. Bunu kırmak gerekiyor. Kitap okumak boş zaman etkinliği değildir. Kitap okumak için özel bir zaman ayrılması gerekiyor. Zaten kitap okumak başlı başına bir yaşam tarzıdır. Bunu buradan tekrar yeniliyorum. Kitap okumak boş zaman etkinliği değil arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka bunun için özel bir zaman dilini ayırmanız gerekiyor. Şimdi hocam, evet biblioterapi dedik, çocuklara iyi geliyor dedik. Şimdi bu noktada bazı branş öğretmenlerimiz işte sınava şunun şurasında kaldı 27 gün. Şu saatten sonra okuduğun kitabın sana bir faydası olmayacak. Sen direkt test çözmeye devam et. Ya da işte ne bileyim kitap okuyacaksan illa Türk edebiyatında ya da dünya klasiklerinden edebi değeri olan kitaplar oku şeklinde tavsiyelerde de bulunabiliyorlar. Şu anki zamane çocuklarını biliyorsunuz. Ben kendi adıma konuşuyorum. Benim jenerasyonumdan çok daha farklılar. Her şey ellerinin altında. Bir bilgisayarda bir tıkla istedikleri bilgiye ulaşabiliyorlar. Ve görsel temsil sistemini çok ağırlıklı kullandıkları için bu çocuklarda kitap okumak bizim düşündüğümüz gibi ya da bizim algıladığımız gibi değil onlar için. Ve ben bu noktada sevdirebilme noktasında biraz daha adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Sürekli bilgisayarla haşır neşir olan bir insana kalkıp bir anda dünya klasikleriyle giriş yapmak ya da bir anda evet edebi eseri olan kitaplar da çok önemli. Tabii ki okunması gerekiyor. Ama bizim buradaki amacımız kitap okuma alışkanlığı oturtmak olduğu için siz ne düşünüyorsunuz? Nereden başlamaları gerekiyor? Bir baskı uygulanması sizce doğru mu? Yoksa istedikleri yerden sevdikleri şeyleri keşfederek adım adım ilerlemeleri mi daha sağlıklı olur? Şimdi sana o soruya cevap vermeden Ekim Hocam şöyle bir şey söylemek istiyorum. Üniversite sınavına girdiğim dönemden bu yana girdiğim bütün sınavlarda Türkçe sorularında full'e yakın yaptıysam tek sebebi kitap okumak. Şu an o jenerasyonu sınava yakınken motive edeceksek söyleyebileceğimiz en net şey bu. Ve okudukları ne olursa olsun, evet biz dünya klasikleri ya da Türk edebiyatı diyoruz ama temelden örneklendirdiğimiz için buna odaklı çalışacaklarsa illa okuyabildikleri her kitaba odaklanmak yardımcı olacaktır.
Benim tavsiyem tabii ki ilgi alanları doğrultusunda belirli planlarla, hatta defter kitap birlikteliğiyle belirli zaman dilimi çerçevesinde okuma yapmak onlara yardımcı olabilir. Mesela çok ilginçtir. Benim kütüphanem çok geniştir. Her türden kitabı bulabilirsin. Ama onun içerisinden alıp okuyacağım kitapları o günkü ruh halime göre seçebilirim. Yani ben atıyorum sınava hazırlanacağım. Bana klasikler iyi gelecek diyerek okuyan bir insan değilim. Oburum. Bu çağa rağmen, görsellik çağına rağmen tutup mesela kitap okuma programları kullanarak telefonlardan ya da tabletlerden okumuyorum. Aksine hala o kitabın kokusunu alarak okumayı çok seviyorum. Ki ben bunu üniversiteye hazırlanırken edebiyat öğretmenim sayesinde kazandım, üzerine de çıktım, devam da ediyorum. O yüzden ne ilgi alanlarıysa öncelikle onu belirlemek, sonrasında günde en aşağı yarım saati ayarlamak, bir defterle birlikte masa başına oturup telefonunu kendinden uzak tutup gerekirse ailesini de uzaklaştırarak o kitaba odaklanmaya çalışmak yardımcı olabilir. Bir de okurken not almak onlara iyi gelebilir. Çünkü dönüp durdu o notlara baktıkça aldıkları yolu görüp kendilerine kattıkları şeylerin de farkında olacaklardır. Böyle söyleyebilirim en Çok azından. güzel söylediniz. Şimdi hızlı okuma kursu veren bir uzman olarak şunu da söyleyebilirim. Bana sorarsanız tabletten ya da bilgisayardan kitap okumak zaten göz sağlığı için çok sağlıklı değil. Okunacaksa bu iş tabiri caizse klasik yollardan ellerinde o kitabı hissederek okumaları çok daha sağlıklı. Bunu her fırsatta ben zaten dile getiriyorum. Ama diyorum ya zorlamadan hoşlanmıyorlar ki zaten bu da doğru bir şey değil. Kişi deneyimleyerek öğreniyor bazı şeyleri. Eğer tabletten okuyarak mutlu oluyorsa ona da razıyız. Tabletin okusunlar. Bilgisayardan okuyarak mutlu oluyorlarsa ona da razıyız. O şekilde de yeter ki bir yerden başlasınlar diye düşünüyorum. Bir de velilerle yaşanılan en büyük sorun şu. Veli genelde kendi yapmadığı şeyi öğrencinin yapmasını bekliyor. Ben de bir ebeveynim. 16 yaşında bir oğlum var. Şimdiki jenerasyonla kesinlikle dil yarışına girmek çok sağlıklı değil. Şu an gülüyorum karşıda. Kesinlikle hiç doğru değil. Sizin yapmadığınız şeyleri inanın o kadar zekiler ki rahatlıkla böyle size karşı bunu kullanabiliyorlar. Genelde de velilerimin dönükleri hep şu şekilde. Hocam çocuk kitap okumuyor. Çok güzel. Peki çocuğun kitap okumasını istediğiniz zaman siz neyle meşgulsünüz? Ben sevdiğim diziyi seyrediyorum. Şimdi bu çocuk zaten görsel temsil sistemini ağırlıklı kullanıyor ister istemez teknolojiyle birlikte. Sen içeride sevdiğin diziyi seyrederken ona kitap okumayı söylediğinde ne kadar etkili olacak? Ki çocuklar biliyorsunuz model alarak uyguluyorlar ve öğreniyorlar. Burada ebeveynin ne söylediğinden çok aslında ne yaptığı çok önemli. Şimdi hep klişedir aslında ama çok güzel bir örnektir. Çok severim ben o örneği. Doktora gidersiniz. Doktor der ki ciğerlerinizin sağlığı için sigara kullanmayın. Ama doktor karşınızda pöfür pöfür sigara içiyordur. Ya da bir diyetisyene gidersiniz. Size der ki kilo sağlık için çok zararlı ama diyetisyene şöyle bir baktığınızda hani nerede, ne söylüyor, ne yapıyor. Şimdiki çocuklar bunu bizden çok daha fazla irite ettikleri için siz velilere bu noktada ne önerirsiniz? Sadece kitap okuma olarak algılamayın hocam. Mesela çocuk ders Tabii çalışmıyor, ki. ders çalışmıyor. Yani ne yapılabilir bu noktada? Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Başta da söylemiştim ben bağımlılık danışmanıyım. Bağımlıların aileleriyle konuşurken sıklıkla şunu duyuyoruz. Ben sigarayı şu kadar yıldır içiyorum ama bırakmayı düşünmüyorum. Ama kendisi şimdi isim vermek de doğru olmaz şu maddeyi şu kadar süredir kullanıyor. Ben de şunu soruyorum. Peki o maddeyi o anda bırakmayı düzeltiyorum. O sigarayı o anda bırakmayı düşünmediniz mi hiç? Yani hayatınızdan sigarayı çıkarmayı hiç istemediniz mi diyorum. Asla düşünmedim diyorlar. Orada şu yönlendirmeyi sağlıyorum. Siz ebeveyn olarak çocuğunuzun aynasısınız. Davranış değişikliğine giderek onun değişimini sağlayabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Yavaş yavaş sigarayı gerekirse azaltarak hayatınızdan çıkaracaksınız. Çıkardığınızda göreceğiniz şöyle bir şey olacak. Annem babam sigarayı hayatlarından çıkardı demek ki bir bağımlılığı sonlandırabildiler. Ben de bunu yapabilirim. Aynı şey ebeveynlikte, gündelik hayatımızda, normal ilişkilerimizde de geçerli. Anne baba çocuklarının aynası. Eline kitap alıp bir kitap okumayı ya da bir sayfa olsun onunla paylaşmayı yapmadıkça tutup çocuktan kitap okumasını kimse beklemesin.
görmediği bir şey niye yapsın ki? Yani anne baba tutup televizyon seyrederken ya da bilgisayarda saatlerce bir şeylerle uğraşırken orada çocuğun elinde kitap alması çok zor. Ama siz ne zaman ki o çocuğun göz önünde bir kitaplık inşa edersiniz, içini kitaplarla doldurursunuz, hepsini tek tek okursunuz, hatta bunu bebekliğinden itibaren onu da okuyarak yaparsınız, o zaman değişim başlar. Tekrar söylüyorum, ebeveynler çocuklarının aynasıdır. Yaptıkları her şeyi yaşları kaç olursa olsun alırlar ve aynısını tekrar ederler. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Gerçekten yüreğinize sağlık. Bunu yaparken de sanırım şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Biz millet olarak böyle çabuk sonuç almayı seven bir milletiz. Bu noktada da bana gelen dönütlerden yola çıkarak konuşuyorum tamamen. Veli diyor ki evet sizin dediğiniz gibi geçen çarşamba oturdum onunla birlikte kitap okumaya çalıştım. Elime kitabı aldım ama hala kitap okumuyor. Bu bir anda oluşabilecek bir alışkanlık değil. Ki insan zihni bir alışkanlık. Alışkanlığı 21 günde sindiriyor. Bir alışkanlığı kırmak da keza aynı şekilde 21 güne tekabül ediyor. Yıllardır mevcut bir alışkanlığı kırmak da öyle çok kolay olmasa gerekiyor. Çabuk sonuç vermektense ya da sonuca odaklanmaktansa sürece odaklanmak, birlikte keyifli ve kaliteli vakit geçirmeye odaklanmak çok daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum ben. Şimdi tekrar geldik motivasyon noktasına. Bizimkiler gerçekten çok heyecanlı. Bizimkiler diyorum ama hani Türkiye genelinde hepsinin çok heyecanlı olduğunu biliyoruz. 8. sınıftan tutun 12. sınıfa kadar hepsinde genel bir heyecan söz konusu. Şimdi nefes teknikleri diyoruz, anlatıyoruz. İşte spor yapmanın çok etkisi olduğunu söylüyoruz. Kitap okumanın ne kadar etkili olduğunu söylüyoruz. Zaten bu süreç içerisinde ellerinden geleni yaptıklarına ben tüm kalbimle inanıyorum. Evde düzenli deneme çözdüklerine inanıyorum. Denemelerin sonuçlarını analiz ettiklerine inanıyorum. Ama dediğim gibi o sıkışıp kanılan ve dönüp geldiğimiz yine aynı nokta var. Bir salgın sürecindeyiz. İster istemez toplumca hepimizde bir baskı söz konusu. Ve bu çocukların enerjileri bizden çok daha yüksek olduğu için dışarıya çıkıp da bu enerjiyi atabilmeleri de artık çok olası değil. Motivasyon evet. için artık son hazırlıklarda ne yapılabilir hocam? Bunu böyle ısrarla soruyorum çünkü gerçekten ısrarla bu konuyla ilgili çok fazla soru geliyor. Onları da çok iyi anlıyorum. Nasıl destek olabiliriz? O noktaya odaklanmak istiyorum. Şimdi tabii ki bu sınav onların hayatlarını belirleyecek. Hatta ben üniversiteye hazırlanırken bir üniversite öğrencisi söylemişti. Hayatlarının bundan sonraki 40 yılı bu sınavla ortaya konacak. Ama şöyle bir gerçek var. İlk seferde giremeyebilecekler belki ya da ikinci seferde. İtiraf edeyim. Burası çok önemli değil mi hocam? Özür diliyorum. Sözünüzü kesiyorum. Burası çok önemli. Bu sınav dünyanın sonu değil. Yani hayat devam ediyor. Bir hedef varsa o hedefe zaten bir şekilde ulaşıyor insan. Bu konuda ketim olmanın bir mantığı yok. İlk yıl yapamazsın, ikinci yıl yaparsın. İkinci yıl olmaz, üçüncü yıl olur. Ama neticede bu sınav dünyanın sonu değil. Önce bir bunun rahatlığını kabul etmeleri gerekiyor ki o baskı seviyesi bir nebze olsun aşağıya insin diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bak aynı şey, aynı noktaya tekrar geldik. Kabul etmek. Evet. Kabul etmek. Veliler yaşadıkları bütün sıkıntılarda çocuklarına yansıtmadan onları kabul ederlerse onlara iyi ayna olabilirler. Çocuklar da bu sınavın dünyanın son olmadığını gördüklerinde her şeyin daha kolay olduğunu göreceklerdir ki itiraf edeyim ben 3. seferde girdim ve 3. sene çalışırken hiç konu çalışmadım. Sadece soru çözerek girdim. Bunu da söyleyeyim. Yani her şey olabiliyor, başımıza her şey gelebiliyor ve pes etmeye yaklaştım. Bir noktada bunu yapabildim. Şöyle bir dipnot geçeyim. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. 70. dönem mezunuyum. Bunu da yaşadım. Okulu hatta 5. olarak bitirdim bölümümü. Evet, gördüğünüz gibi sevgili gençler, değerli velilerimiz, hiçbir sınav dünyanın sonu değil. Hiçbir şey için geç değil. İnsanlar 40 yaşına gelip de üniversite okuyabiliyorlar. Önemli olan bir hedefin olması. Hedef tek bir yolla varılmaz. A yolu vardır, B yolu vardır, C yolu vardır. Tabii ki her ebeveyn, ben de bir anne olarak çocuğumun ilk girişinde sınava girmesini, sınavda başarılı olmasını ve istediği bölüme yerleşmesini isteriz. Bu çocuk için
hem moral olarak daha iyi, hem enerji olarak çok fazla enerji sarf etmeyip daha kolay yoldan bir an önce mesleğini eline alıp hayatını idame ettirmesi açısından güzel bir şey. Dediğimiz gibi dünyanın sonu değil. Liselere geçiş sınavı için de konuşalım. Çocuklarda şu gerginlik var. İşte hocam biz yerleşemezsek ne olur? Merkezi yerleştirmeye düşersek ne olur? Merkezi yerleştirmede işte ne bileyim bir meslek lisesine düşersek ne olur? Bunların kaygısını da çok fazla yaşıyorlar. Ben o noktada da öyle güzel örnekler var ki öyle güzel örnekler görüyoruz ki insanlar meslek lisesinden mezun olup da üniversitede işte istedikleri bölüme yerleşip çok güzel sonuçlar alan insanlar var. Hiçbir şey için geç değil. Hiçbir şey imkansız değil. Yeter ki kişi ilerleyeceği noktayı bilsin. O zaman dağlar bile tabiri caizse kişinin önünden çekiliyor. Özellikle 8. sınıf velileri için onlar biraz daha heyecanlı. Çünkü sınav sistemi değiştiğinden dolayı artık yerleştirmeler geçmişe nazaran bir nebze daha az diyelim. Merkezi yerleştirme ile yerleştirme oranı daha yüksek. Bu liselerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir yönlendirme yapabiliriz hocam? Şimdi burada da aynı şey diyecek. Şu anki sistem çok değişmiş. Öncelikle onu itiraf edeyim. Sizden duydum anlattığınız süreçte. Benim bildiğimden çok çok farklı bir süreç olmuş. Ama yine aynı şey olacak. Ben mesela yabancı dil okumayı çok istedim. Yabancı dil aram çok çok iyidir. Olmadı. Hatta süper lisede bunu yapmayı hayal ettim. Olmadı. Yedeklerde kaldım. Süper lise yerine düz liseye girdim. Düz liseden mezun oldum. Ha, dünyanın sonu mu geldi? Hayır. Çok güzel bir eğitim aldım. Şu an hatta şöyle söylemler de var. Düz lise mezunları çok kıymetliymiş. Bunu şu an anlıyoruz diyenler de var. Ama meslek liselerinin ne kadar değerli olduğunu da yaşadığımız dönemde gördük. Yakın zamanda o hastalık sürecinde ürettikleriyle hepimizi çok güzel yerlere taşıdılar. O yüzden orada okul değil, aslına bakarsanız o okula girdikten sonra varacakları hedef neyse ona odaklanmalılar. Tabii ki deyim yerindeyse kazasız belasız o süreci atlatmalarını çok istiyoruz. Hedeflerine ulaşmalarını çok istiyoruz. İstedikleri okullarda olmalarını çok istiyoruz. Ama olmazsa yine aynı şey. Dünyanın sonu değil. Evet, dünyanın sonu değil. Hedef varsa zaten gidilecek milyonlarca yol var, milyonlarca olasılık var. Yeter ki bunu görebilelim, yeter ki bu güdüyle hareket edebilelim. Motivasyon da bu noktada devreye giriyor diye düşünüyorum ben. Evet. Ve bunun dışında aslında şöyle de bir gerçek var. İnsan hayatta başına ne gelirse gelsin hepsini bir deneyim olarak algılamalı. Ve tamamen yaşanılan sıkıntılar, problemler bakış açısıyla alakalı bir durum ki Einstein'ın da çok güzel bir sözü vardır. Şu an çok net olarak hatırlayamıyorum ama mevcut bakış açısıyla mevcut probleminizi çözemezsiniz. Yani o problemi çözebilmek için önce bir bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor diyor kendisi. Gerçekten de öyle. Şu anki yaşadığımız sorun öğrenci olarak, veli olarak, bireysel olarak bile alabiliriz bunu bir kişisel uzmanı olarak, kişisel gelişim uzmanı olarak. Yaşadığınız problem bakış açınızdan kaynaklı. Şimdi mevcut bakış açısıyla bu problemi çözme imkanımız var mı? Hayır, yok. Mantıken yok böyle bir şey. O zaman iki seçenek var. Ya problemi kabul edip boyun eğeceksin, kaderci bir yaklaşım sergileyeceksin ya da ne yapacaksın? Bakış açını değiştirip çözüm arayacaksın. O durumdan kurtulabilmenin yollarını, çarelerini arayacaksın diyebiliriz sanırım, değil mi? Çok güzel özetlediniz. Ben burada şunu ekleyebilirim. Bakış açısını değiştirdiğiniz zaman inanın günlük yaşantınızda hiç beklemediğiniz olaylar bile değişebiliyor ki ergenlerin çok problem ettiği durumlardan birisidir. Sevgilileriyle yaşadıkları kavgalarda dahi bakış açılarını değiştirdikleri zaman becin sağlıklı bir aile döndüğünü görecekler. Kesinlikle. Bunu da harika, süper. Bakış açısını değiştirmeyi bazen bireyler şu şekilde algılayabiliyorlar. Tamam, ben bakış açımı değiştirdim ama karşımdaki değişmedi. Kendimizin dışında hiçbir şeyi değiştirmeye gücümüz yoktur. Böyle bir güce sahip değiliz. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Değiştirebileceğimiz tek güç, tek potansiyel kendimize ait. Ama burada da çok güzel bir nokta var. Sen değişirsen değişir dünya. Çok seviyorum bunu. O halde nereden başlamak gerekiyor? Başlangıç noktası yine sıfır noktası. Kişinin kendisinden başlaması gerekiyor olaya. Peki hocam, öğrenci, veli, kişisel gelişimle ilgilenenlere hangi tarz kitapları tavsiye edersiniz? Özellikle de şu motivasyona en çok ihtiyacımız olduğu süreçte. Sizin için bir kitap getirdim. Onu göstereceğim. Kişisel gelişim alanında 7'den 70'e herkesin okuyacağı bir kitap.
Kesinlikle yani yaş farkı gözetmeksizin tavsiye ederim. Birçok defa elime gelmiştir ama 4 sene önce tam anlamıyla hayatıma girdi ve bende çok şeyi değiştirdi. Mutlaka her evde olmalı. Okunmuyor olabilir söyleyeyim. İnsan mühendisliği Nüvit Osman yazarı da Türkiye'de kişisel gelişimin babası diyebilirim. Bu kitabı mutlaka her evde bulundurmalarını tavsiye edebilirim. Özellikle bunu seçerek geldim bu akşam için. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Zaten şu an programda uyarı verdi. Süremiz doldu. Ben katılımınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Tüm katılımcılarımıza vakit ayırdıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel bir programda yeniden bir araya gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum böyle farkındalıklı bir söyleşi için. Umuyorum çok şey katmışızdır. Soruları olursa isterlerse bana ulaşabilirler. Nasıl ulaşabilirler? Sosyal medyadan ulaşabilirler. Kısaca şöyle bir link paylaşayım ya da söyleyeyim. Zülü'nün günlüğü yazdıklarında Instagram üzerinden akıllarına takılan motivasyonla ilgili sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışabilirim. Vaktim oldukça tabii ki. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de yönlendiririm zaten bana gelen soru olursa size. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum ben de.